Mutlu günler, iyi haftalar efendim. 5 Ağustos pazartesi günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönünde bir saat boyunca birlikte olacağız. Elbette oldukça hareketli bir gün sabah saatlerinden itibaren özellikle Japonya borsasıyla başlayan, Nikkei ile başlayan düşüşler hemen hemen bütün piyasalara yansımış durumda. Amerika'daki e, resesyon endişeleri e, ana gündem maddesi gibi görünüyor ama tüm piyasalarda ciddi tarihi düşüşlerin olduğu bir günü yaşadığımızı söyleyelim ve hemen günün öne çıkan başlıklarını ekranlarınıza getirelim. Dediğimiz gibi küresel piyasalarda tarihi düşüş var. Japon borsası küresel özellikle ekonomik kaygıların ve ucuz yerle finanse edilen yatırımların yavaşlamakta olduğu endişesiyle 1987'deki kara pazartesi satışlarından bu yana en büyük tek günlük düşüşünü kaydetti. Yine Amerika'da Cuma günü istihdam verilerinin zayıf gelmesi ve resesyon söylentileri nedeniyle Asya piyasalarındaki derin düşüşü bugün görmüş olduk ee, ve tabii bununla birlikte e, tüm piyasalardaki düşüşler devam ediyor. Özellikle e, kripto paralarda Bitcoin'de %13'ün üzerinde düşüşü de gördük. E, bu da e, önemli bir e, gündemdi. Elbette e, az sonra daha detaylı bir şekilde konuşacağız. Bir yandan da Türkiye ekonomisi açısından oldukça önemli bir gün. Temmuz ayı enflasyonu geldi. Enflasyon Temmuz'da aylık bazda %3.23 olurken yıllık bazda %61.78'e geriledi. Ve e, 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında TÜFE'de %65.93, yurt içi e, üretici fiyatlarında %47.55 artışı görmüş olduk bugün Temmuz ayı enflasyonunda. Enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek. Bu sözler Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ait yıllık enflasyon düşüyor diyen yani Şimşek, Temmuz'da aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı arttı dedi. Yıllık enflasyonsa ise Haziran'a göre 9.8 puan azalarak %61.8'e geriledi. Ana hedefi de olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek dedi Şimşek. Rum Başkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan da açıklamalar var. Ekonomik ve sosyal açıdan temel öncelik olan enflasyonla mücadelenin sürdüğünü vurguladı ve Haziran'la başlayan dezenflasyon süreci Temmuz ayı yıllık enflasyon oranının %60 seviyesine yaklaşmasıyla hız kesmeden devam ediyor dedi ee, Yılmaz ve yıllık tüketici enflasyon oranının Ağustos ayında düşük %50 düzeye, Eylül ayında ise %50'nin altına geleceğini tahmin ediyoruz açıklamasını yaptı. Bu arada kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Erdoğan başkanlığında bir araya geliyor ve ana gündem maddelerinden birisi de ekonomik gelişmeler olacak. Kayıt dışı mücadele kapsamında atılan adımlar, artan denetimler gündemde olacak. Detayları getireceğiz ekranlarınıza. Önce bakalım. piyasalarda nasıl bir tablo var? Biz düz gelsin ekranlarınıza. Şu an itibariyle %5.6'lık düşüşü takip ediyoruz. 9884 puandan işlem görüyor BİST endeksi. E, açılışta İki kez devre kesicilerin devreye girdiğini söyleyelim ee, ve şu an itibariyle de 10.000 puanın altında fiyatlandığını vurgulayalım. Bakalım biz 500'e nasıl bir tablo var. <laughs> Orada da %5.8'lik düşüş var. 11.228 puandan işlem görüyor. Devam edelim diğer endekslere bakalım. Bankacılıkta %6'nın üzerinde kayıp var şu anda. Biz sınayda da yine %6'nın üzerinde kayıp olduğunu söyleyelim. Biz turizmde de %6.3'lük düşüş var. Biz sporda %1.8, biz beş %5.5, biz teknolojide ise %6.9'luk düşüşü takip ediyoruz. Bakalım biz sigortaya. Biz sigortada %6.9'luk düşüş var. Biz kimyada %5'in üzerinde kayıp var. Biz tinşaatta %4.3'lük düşüş var. Biz gıdada %5'lik kayıpları görüyoruz. Biz madencilikte de %8'e varan düşüş olduğunu söyleyelim. Biz bilişimde ise %6.8'lik düşüş var. Bakalım biz düzde fiyatı en çok artan listeler hangileri? Güneş Sigorta, Soda Sanayi e, şu anda yatay seyirde. E, Koray Geyo Aksa ve Enkay İnşaat da listeye girmiş ama bunlar tabii eksi tarafta bu listede olmaması gerekiyor aslında. Biz düzde fiyatı en çok azalan listelere bakalım kontrolmatik Matik, Göltaş Çimento, Redir Teknoloji, Koza Altın ve Konya Çimento olarak sıralanıyor. Elbette bu hisselere eşlik eden başka hisseler de olduğunu söyleyelim. Oldukça satıcılı bir gün olduğunu vurgulayalım ve hemen integral yatırıma gidelim. Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer bizimle olacak. Seda Hanım hoş geldiniz yayına. Merhaba hoş buldum Özlem Hanım. İyi yayınlar, iyi haftalar. Çok, te çok teşekkürler, iyi haftalar. Çok da iyi başlamadık gerçi haftaya. Ee, çok ciddi kayıplar oldu. Borsada da iki defa devre kesici e, devreye girdi ve şu an itibariyle de kayıplar oldukça yüksek oranlı. Nasıl değerlendirmek lazım? Öncelikle e, dünyada yani tüm piyasalarda çok zor bir gün. Satışların hız kazandığı, dedinleştiği, e, korku endekslerinin yükseldiği, e, volatilitenin arttığı ciddi anlamda arttı. Ya yani pandemiden beri günlük volatilitenin arttığı en önemli gündeyiz bence. Kara pazartesidense yeridir yani onu öyle söyleyeyim. Ve Japonya'da eee 1987'ydi galiba haberlerde okudum. E, oradan beri gelen en önemli e, düşüş e, gününü yaşıyoruz şu anda. E, i̇ki kez orada da Nikkei endeksinde de devre kesiciler gerçekleşti ve satış baskısı ciddi anlamda arttı. Şimdi bundan sonra ne olacak? Hani bu biz bunları şu anda aldık, yaşadık ama bundan sonra ne olur peki? Yani asıl konuşmamız gereken şey bu aslında. Şimdi bir kere e, resesyon algısını değiştirebilecek tetikleyiciye ihtiyacımız var. Bu verilerle birlikte geldi ve sizi oranının ...beklentinin üzerinde gelmesi... ...sizlik oranında artışın sürmesi... ve ...ABD ekonomisine ilişkin... ...dünyadaki e, büyümelere ilişkin... ...beklentilerin tersine dönmesi... ...algısıyla birlikte oluşan... ...ve Asya... E, ...tabii burada Japonya'nın da önemli bir etkisi var... ...Japonya Merkez Bankası'nda yine aynı şekilde... ...tetikleyiciler bunlardı... ...genel itibariyle bunun tersine dönebileceğine yönelik... ...bir algılamaya ihtiyacımız var... ...bugün mesela 16.45'te... E, ...imalat e, değil... E, ...hizmetler PMI verisi açıklanacak... Amerika'da. Ayasa mimalat dışı PMI verisi açıklanacak saat 5'te yine Amerika'da. Mesela bunlar önemli olabilir. Yani veriler aslında bize ekonomik gidişatın ne olacağını daha... yakından takip edeceğimiz bir döneme giriyoruz. Daha yakından söyleyecek bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla veriler, algılamalar, açıklamalar bunlar bizim için önemli olacaktır. Daha satışın bittiğine ilişkin bir emare almadık. Dolayısıyla piyasada bir bu kadar daha satış odaklı bir hareket e, olabileceğini sanmıyorum ama yine de yine de bu algılamalar olumsuz algılamalar devam ederse satış baskısı da sürebilir. O nedenle bir kere dikkatli temkinli olmakta fayda var. Vadeli işlemlerde ya da işte forex'te yani kaldıraçlı piyasada bulunmak bu Ortamda biraz zor, e, teminatların zorlanabileceği bir ortam var. Dolayısıyla stratejik olarak daha temkinli tarafta olmak daha iyi olabilir. Yani nakit pozisyonlar için mesela özellikle hisse senedi tarafında stratejik e, bir pozisyon değişikliğine gitmek ya da buralarda bir hareket oluşturmak oldukça avantajlı olabilir. Tabi yine borsada da sabah saatlerinde iki kere devre kesti. Orada da satışın nereye varacağını söylemek zor. 10 bin seviyesinin altındayız. Ama bir kere bu ortam oluşmasaydı bile sizinle geçen hafta... Ondan önceki hafta hatta hep şunu konuşuyorduk Özlem Hanım. Bir kere küresel piyasalarda soğuk rüzgarlar esiyor, küresel piyasalara gelen olumsuz bir hareket var. Bununla birlikte bir de bankacılık endeksini konuşuyorduk değil mi sürekli bankacılıkta bir tutuma gerçekleşmedi, destekler aşağı yönde kırıldı, satış baskısı artabilir diye. Dolayısıyla aslında o iki gelişmenin de endeksteki o kalıcılığı, Zedelediğini dediğini görmüştük ve 10.200-10.000 bandı e, açıkçası hedef bölgesi haline gelmişti. Dolayısıyla şu anda yaşadığımız geri çekilme de o aylık bazda yükselişin köpüğünü, o biraz daha stresini e, almış olabilir. O nedenle beklentisi olan. E, büyüme e, tarafında değil de daha zaruri ihtiyaç olan e, daha resesyon e, ya da işte büyüme endişelerinden dayanıklı çıkan daha az zede gören sektörlere e, yavaş yavaş kaymalar söz konusu olabilir ama e, tekrar ediyorum alım yapmak için henüz erken kademeli bir şekilde geri çekilmenin devam ettiğini görüp görmemek önemli olacaktır. Çünkü burada satışın bittiğini, buradan tepkilerin gel, 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 geldiğini ya da geleceğini söylemek için bence henüz erken. Evet 10 bine doğru bir yukarı yönde tepki aldık ama yani böyledir. Aşağı yukarı 3'te 1'i kadar yukarı yönde bir tepki görürüz ama sonrasında ne olacağını bilmiyoruz. Yani belki 9700 ile işte 10600 arasında geniş bir bant aralığında git gel yapacağız. Belki yarın öbür gün algılamalarda birleşme olacak. Fed'den bir açıklama gelecek. 10200 üstünde tekrardan yukarı yönde tepki. Şu anda netlik yok, bir tetikleyici yok. Dolayısıyla temkinli ve e, sakin e, bir şekilde hareket etmek bence en doğru strateji olacaktır. Peki siz e, Fed'in e, bir olağanüstü toplantı yapmasını bekler misiniz? Yani şöyle e, veri odaklı hareket eden bir Fed vardı karşımızda ve bununla ilişkin nasıl bir tavır şimdi ekonomideki soğumayı görüyor. E bu karar metnine yansıyor e, dolayısıyla bunu ilişki nasıl bir adım atacak e, henüz emin değilim yani bir erken bir bence bir açıklama yapması iyi olabilir piyasayı yatıştırması açısından ama erken bir faiz kararı alması için tüm koşullar bunun için uygun mu bundan emin değilim e, bir e, FED başkanı daha öncesinde bir e, kural getirmiş hatta resesyonla alakalı işte büyümenin 3 sene ortalamasının 50 puan bas puan üzerinde ya da azalma olması işsizlik oranının bir resesyon çağrısıdır diye güzel bir aslında makale var. Bunu mesela sağlayan bir ortamdayız şu anda. Resesyonu işsizlik oranı ile birlikte ilişkilendirdiğinizde buna meyil verecek bir ortam varmış gibi çıkıyor ama... Fed'in kendi ağzından bunu duymamız lazım. Henüz bunu duymadık. Dolayısıyla işte bu, bu hafta iki tane Fed yetkilisinin e, takvimde geçerli olan açıklaması var. E, dolayısıyla oradan nasıl açıklamalar gelecek? Önce bir Fed başkanının ya da Fed'den gelen bir açıklama ihtiyacımız var. Olağanüstü bir karar alır mı emin değilim. Ama satışlar derinleşirse eğer müdahale etmek zorunda kalacaktır. Peki çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Kolaylıklar diliyoruz. Tamam. Evet, e, oldukça zor bir hafta, yoğun bir hafta başlangıcı oldu. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer'le konuştuk. Konuşmaya devam edeceğiz. E, peki piyasa neden düşüyor? Borsalar neden düşüyor? Bir bakalım başlıklara. Amerika'da resesyon sesleri yükseliyor. Amerika'da istihdam verisi beklentinin altında kaldı. İşsizlik oranı 3 yılın zirvesinde. Yatırımcı riskli varlıkları terk etti. Dünya artan jeopolitik riskleri izliyor. Şahinleşen Boj ve çözülen e, kredi pardon carry trade işlemleri. Boj'un faiz indirimi pardon faiz artırımı Japonya pay piyasalarında satış baskısını derinleştirdi. Asya borsalarında Japon Topix ve Nikkei 225 ayı piyasasına girmeye yakın. Nikkei 225 endeksi 37 yılın en kötü performansını sergiledi. Tayvan borsası 57 yılın en kötü seansını yaşadı. Şangay günü %1.54'lük düşüşle tamamladı. VIX korku endeksi 4 yılın zirvesinde ve BIST 100 endeksinde de iki kez devre kesicinin devreye girdiğini söyleyelim. Ve hemen bir konuğumuzu daha ağırlayalım. Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanı uzmanı. Ee, Makbule Deniz bizimle olacak. Makbule Hanım hoş geldiniz Zeyna. Sesi tekrar edebilir miyiz? Seste bir problem var sanırım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Özlem Hanım. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Çok teşekkürler. Zor bir haftaya başladık. Hemen hemen bütün piyasalarda çok ciddi dalgalanmaları görüyoruz. Tarihi bir günde diyebiliriz tabii. Nasıl okumak lazım? Bundan sonrası için korku endeksi 4 yılın zirvesinde ama korkuları atlatabilecek nasıl bir unsur devreye girebilir? Sizden dinleyelim. Tabii ki iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Aslında küresel piyasalarda kara pazartesi e, yaşanan bir gün oluyor desek herhalde yanlış olmaz. ABD vadelerinde teknoloji ağırlıklı nazda baktığımızda %5'e e yakın eksiler var. Keza S&P tarafında da %3'e yakın bir negatif fiyatlama söz konusu. Siz de biraz evvel bahsettiniz aslında. Asya seansında da ciddi kayıplar var. Özellikle Japonya borsası gün içerisinde iki kez devre kesici çalıştırdı ve e, yine baktığımızda e, Kospi tarafında da sert satışlar gördük. E, küresel çapta yaşanan bu satışları biz aslında iki ana nedene bağlıyoruz. Birincisi e, Japonya tarafındaki carry trade pozisyonlarının e, çözülme ile birlikte buradan nakde dönmek isteyen e, yatırımcıların yaratmış olduğu bir domino etkisi var. Bunun detaylarına baktığımızda uzun süre sıfır faiz ile yen cinsi borçların yüksek faiz e, oranlı dolar cinsi varlıklara yatırım e, yapılması ile birlikte aradaki bu faiz makasından kar elde etme çalışan yatırımcılar vardı. Ee, şimdi özellikle geçtiğimiz hafta Japonya Merkez Bankası'nın politika faizini 0.25'e çekmesiyle birlikte burada aslında tedirginliğin başladığını gördük. Çünkü e, uzun süre sıfır faiz ile yan borçlananların maliyetleri de artmış oldu ve bu pozisyonların artık kar değil zarara geçtiği bir ortam söz konusu oldu. Dolayısıyla bu bir de sorunu e, yarattı. Nitekim Japonya borsasında bugün yüzde %12'nin üzerinde de bir değer kaybı vardı. Hatta Japon yerine baktığımızda dolara karşı değer kazanımı devam ediyor. Neredeyse %3'e yakın bir değer kazanımı var. Dolayısıyla Küresel çaptaki bu geri çekilmenin ana nedenlerinden bir tanesi bu. İkincisi ise aslında geçtiğimiz hafta çarşamba günü FOMC toplantısından sonra ISM imalat verisinin eşik değerin altında gelmesi, hatta ISM istihdam verisinin pandemi ve 2008 global krizini devre dışı bırakırsak eğer son 20 yılın en düşük seviyelerinde olması, cuma günü tarım dışı istihdam verisinin beklentinin oldukça altında gelmesi, hatta işsizlik oranının %4,3'e yükselmesi acaba Fed'in faiz indirimlerinde geç mi kaldı endişelerini de beraberinde getirdi. Dolayısıyla bu genel anlamda küresel piyasalarda bir resesyon fiyatlamasını da beraberinde getirdi. Powell son konuşmasında geçtiğimiz hafta 50 bas puanlık bir faiz indirimi gündemimizde yok dedi ama yayına girmeden önce de özellikle kontrol ettiğimde CME FedWatch fiyatlamalarına baktığımızda Eylül ayında FED'den 50 bas puanlık faiz indirimi ee, olasılığı %95'in üzerinde fiyatlanıyor. Ee, VIX Corp Endeksi sizde dediğiniz gibi aslında 41'li seviyelerine ulaştı ve neredeyse pandemi fiyatlamalarına geri döndü. Son iki haftada e, %4,25'lerden %3,75'lere e, inen bir ABD 10 yıllık tahvil faizleri var. Neredeyse 50 bas puana yakın bir gerileme var. Dolayısıyla güvenli liman olarak tabir edilen ABD 10 yıllıklarında ciddi bir rally olduğu ve bu konjonktürde aslında piye, e, yatırımcısına kazandıran e, yatırım e, aracı ABD 10 yıllık tahvil faizleri oldu. Bugün e, kritik olarak 16.45'te ISM Hizmet PMI verileri takip edilecek. Yine ...17'de e, hizmet PMI verilerini alıyor olacağız. Biraz önce söylediğiniz soruya da istinaden aslında e, piyasalar veri odaklı olmaya devam edecektir. Yani henüz toz bulutu kalkmış değil küresel piyasalarda. Bu hafta iki FED üyesinin konuşması da takip edilecek. E, dolayısıyla bunları e, yakından izlemekte fayda var. Bazı haber sitelerinde de FED'in acil toplantıya gitme ihtimali gündeme geldi. Burada analistler özellikle 25 bas puanlık bir e, faiz indirimi yapılacaktır beklentisinde. E, fakat henüz dediğim gibi bunları e, konuşmak için en azından toz bulutunun kalkması gerekiyor ve ve, ve... ...veri odaklı aslında yaklaşılması gerekiyor diyebilirim. İçeriye bakacak olursak da küresel piyasalardan nasibimizi elbette aldık. Bugüne baktığımızda özellikle teorik eşleşmede devre kesiciler çalıştı. Akabinde satışların %7'ye ulaşmasıyla birlikte ikinci kez devre kesiciler tetiklendi. Şu ana baktığımda %6'ya yakın 10 bin puan seviyesinin altında fiyatlanan bir borsa İstanbul var... Ve endeksten de para çıkışı gözlemleniyor. Aynı zamanda 64 milyar TL'lik de bir hacim söz konusu. CDS'lerin tabi burada yeniden 260 bas puan seviyelerinden 300 bas puan seviyelerine yükselmesi, özellikle bankacılık endeksi tarafında baskıyı beraberinde getirmiş duru gibi görünüyor. Aynı zamanda Hafta sonu riski ne almak istemeyen yatırımcıların Cuma'dan başlayan bir satışı vardı. Cuma günü de borsa İstanbul yüzde yakın bir değer kaybetmişti. Dolayısıyla genele yayılan bir satış dalgası var. Jeopolitik risklerin tetiklemiş olduğu bir satış baskısı var. Aynı zamanda zayıf başlayan ikinci çeyrek bilanço sezonunun da etkisi olduğunu söyleyebilirim. E, bu bağlamda baktığımızda bir katalizör bulmakta zorluk çekiyoruz. Dolayısıyla küresel piyasalara paralel olarak bir satış bahanesine de e, olduğunu söylemek mümkün Borsa İstanbul tarafında. Burada yatırımcıların birazcık daha sabırlı ve temkinli olunmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Henüz bir dönüş e, sinyali yok. E, dolayısıyla bu e, sert satışların sert ve bir anda yükselişleri de olabiliyor gün içerisinde dolayısıyla biz teknik açıdan 10.000 puan seviyesini önemsiyoruz. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 10.250 bandını direnç olarak takip ediyor olacağız ve akabinde 10.450 puan seviyesini. Geri çekilmelerde ise 9.850 ve 9.600 bölgeleri destek noktaları diyebilirim. Toparlamak gerekirse dediğim gibi küresel piyasalarda bir toz bulutu kalkmadan ve fiyatlar normalleşmeden yatırımcıların birazcık daha temkinli olmasını ve hem bilançolara bakmasını hem de veri odaklı hareket etmelerinde fayda olduğunu düşünüyorum. Evet şimdi tabii FED'e küçük de olsa değindiniz ama bir olağanüstü FED toplantısı ve bir faiz indirimi gelme ihtimali nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve böyle bir durum neyi değiştirir küresel piyasalarda? Aslında en son Fed'in acil toplantısı pandemi zamanında oldu. Burada acil toplanarak Fed o zamanlarda bir faiz arttırma gerçekleştirmişti. Şu an için baktığımızda az evvel dediğim gibi bu hafta Fed üyelerinin konuşmaları takip ediliyor olacak ve Eylül ayına kadar da e, tekrardan bir tarım dışı istihdam verisi alacağız. Ve yine e, Ağustos ayı enflasyon verisini alacağız ABD tarafında. Dolayısıyla henüz FOMC toplantısı yeni e, bitmişken diyeyim. E, bu noktada aslında birazcık daha e, Fed'in izleme pozisyonuna geçmesi e, mümkün olabilir. Ama tabii ki şayet e, ortalık yeniden... hani e, bu toz bulutu kalkmaz ise ve satışlar derinleşirse elbette bu 25 bas puanlık bir faiz indiriminin de masada olduğunu söylemekte fayda var. Çünkü bu tarz sert e, fiyatlamalarda Fed'in daha evvelden acil toplantı yapıp e, faiz reaksiyonu verdiğini görmüştük. Peki Makbul Hanım, şimdi genelde e, piyasada aslında, e... Bu tip sert düşüşlerin olduğu zamanları alım olarak değerlendirmeye çalışan yatırımcı da var ama e, siz ne düşünürsünüz acaba şu dönem biraz daha sakin olmak ve beklemek izlemek gereken dönem midir yoksa bir fırsat mıdır? Evet aslında şöyle yani daha evvelden pozisyonlanmayan yatırımcıların ve nakitte bekleyen yatırımcılar için elbette bu seviyeler gerek küresel piyasalarda gerekse yurt içi piyasalarda elbette kademeli bir şekilde altını çizmek gerekirse bir alım fırsatı yarattığı aşikar. Yani burada pozisyonlanma ve risk algısı oldukça önemli. Yani henüz bir dönüş emaresi almadan hem küresel piyasalarda hem de yurt içi piyasalarda e, şayet e, pozisyonlanmaya gitmek isteyen yatırımcıların bu noktada kademeli bir şekilde alım e, pozisyonlanmasına geçmesi bence daha makul olabilir diye düşünüyorum. Şimdi tabii Makbul Hanım bu e, dalgaların arasında kayboldu belki gündem olarak ama e, temmuz enflasyonu da geldi ve burada e, aslında yüzde 3.23 ile bir miktarda olsa beklentilerin altında olduğunu görüyoruz ve yıllık enflasyonun %61.78'e gerilediğini takip ediyoruz. Şimdi bu tablo bizim önümüzdeki dönemi, dönem için aslında bir ışık tuttuğu için önemli bir rakam ama nasıl değerlendirirsiniz enflasyonla mücadele için bu rakamı ve tabii önümüzdeki dönem için bize ne anlatır bu rakam? Evet. Siz de bahsettiniz aslında. Aylıkta beklentilerin çok hafif üzerinde %3,23 açıklandı ama yıllık bazda güçlü baz etkisi sebebiyle %61,78'e gerilediğini gördük enflasyon rakamının. Burada tabi Perşembe günü yılın 3. enflasyon raporu sunumu takip edilecek. Bunu da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Ankara'da bunun sunumunu yapacak. Dolayısıyla piyasaların aslında e, gözü kulağı bu sunumda olacak diyebiliriz. En sonki toplantıda Merkez Bankası enflasyon tahminlerini 2 puan yukarı revize etmişti. Fakat bu e, aralığa sadık kalacağını düşünüyorum ve dolayısıyla e, yıllık bazdaki bu düşüşün de etkisiyle birlikte e, sıkı para politikası duruşunun devamını ve bu noktada piyasaya sinyallerin geleceğini düşünüyorum ki son dönemde son dönemlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın da çok önemli piyasa yönlendirmeleri olmuştu. Hatta bunu ikinci yönlendirme olarak da değerlendirebiliriz. İlki e, sayın başkanın yapmış olduğu e, tek bir veriye bakarak faiz indirimleri gündemimizde değil demişti. Başkan yardımcısı da ikinci yönlendirme olarak aslında piyasalarda faiz indirimlerinin henüz gündem, gündemimizde olmadığını hatta faiz indirimlerine başlasak bile sıkı para politikası duruşumuzu devam ettireceğiz şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bu noktada yürütmüş olduğu sıkı para politikası ve rasyonel politikaların oldukça sağlıklı olduğunu düşünüyorum ve özellikle dediğim gibi perşembe günkü bu enflasyon raporu da yurt içi piyasaların odağında olacaktır diyebilirim. Diyoruz değerlendirmeleriniz için, yayına katkınız için. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar. Çok teşekkürler. İyi haftalar diliyoruz. Makbule deniz bizimleydi. Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Uzmanı Efendim e, enflasyon demişken bir enflasyon değerlendirmesi daha getirelim ekranlarınıza. A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan'ın değerlendirmeleri gelsin. Piyasa beklentileri paralelinde de diyebiliriz. 3,3 civarında bir piyasa beklentisi vardı e, piyasada. 3,23 geldi. bir yıllık enflasyonda e, 71 61,78'e düştü. E, ki bir önceki ay e, burada oldukça... E, yüksek rakamları görüyorduk, e, 71 civarındaki rakamlardan bahsediyor 71-60'tan. E, Beklenen ne yakın rakam? E, tabii bugün piyasa üzerindeki etkisi oldukça sınırlı olacaktır çünkü e, piyasanın gündemi biraz daha yurt dışına kaymış durumda, o nedenle biraz daha etki e, az göreceğiz. Ama enflasyonun genel gerçekleşme rakamlarına baktığımızda ise dikkat çeken unsurlar şu: yani konut tarafı zaten e, kısmen Beklenen rakamlardan biriydi Özellikle elektrik fiyatlarındaki artışın buradaki etkisini bekliyorduk Ki orada aylık artış konut tarafında %8,08 oldu Geçen ayda konutta %3,79'luk bir artışta en yüksek artışın olduğu segment grubuydu İkinci grubumuz bu ay alkol, içecekler ve tütün oldu Malum yakın dönemde yapılan fiyat artışları burada kendisini gösterdi %5,84'lük aylık bazda bir artış var ee, geçen ay e, burada neredeyse e, stabildi fiyatlar. Yine bunun e, aylık enflasyon üzerindeki etkisini gördük. Yine önceki ay e, eksi olan e, sınırlı da olsa eksi olan ulaştırma e, burada 3,82 ile 3. E, e, segmente geçmiş oldu. En fazla fiyat artışının olduğu yer tek sürpriz e, giyim ve ayakkabı %2,58. Ama genel çerçevede baktığımızda hani yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar hariç, e, F Fendeks'ine baktığımızda 2.56'lık bir artış gözüküyor burada da. Bir önceki ay burası 1.53'tü. E yine C endeksine baktığımızda enerji, gıda, alkolsüz içecekler, alkol içeceklerle tütün ürünleri ve altın ağrış tüfeğe baktığımızda yani bu son fiyat artışlarının büyük kısmını yansıdığımızda burada da 2.45'lik bir artış var. E geçen ay burası 1.73'tü. Yani genel manada bu yönetilen yönlendirilen fiyatlara gelen artışların diğer ürün gruplarında da e, kısmen fiyat artışlarına sebebiyet verdiğini çok net bir şekilde görüyoruz aslında. E, şimdi önümüzde e, Ağustos ayı enflasyonu var. Ağustos'ta da malum e, biraz bu zamanı yayma gibi düşünülmüş. Bir önceki ay elektriğe %38'lik zam görmüştük. E, i̇şte şimdi Ağustos ayında doğalgaza gelen %38'lik zamın etkilerini görüyor olacağız. E, bu ayda Ağustos ayı da biraz e, yine görece bir miktar yukarıda gelecek gibi gözüküyor. Yine bugün bir tane e, tütün şirketinin e, ürün fiyatlarına e, artış yaptığını gördük. Onun da kısmi etkisini görüyor olacağız. Bir önceki ay kadar yani Temmuz ayı kadar yüksek olmasa da Ağustos ayında da bu yönetilen yönlendirilen fiyatlardaki artışların etkilerini kısmen görüyor olacağız. Burada bir miktar ekonomideki soğuma belki fiyat artışlarını diğer kalemlerde sınırlayabilir. E, bu biraz dengeleyebilir. Ben e, Ağustos'ta da e, Temmuz kadar yüksek olmasa da yine görece yüksek bir enflasyon rakamı e, yani o Merkez Bankası'nın hedeflediği aylık rakamların üzerinde bir rakamın görülebileceği kanaatindeyim. Evet ekonomik programı bir yandan konuşuyoruz. Bir yandan da sektörlerin durumunu da konuşalım. Otomotiv sektörü gündemimizde olacak. Son gelen rakamlarda otomobil satışlarının yılın ilk 7 ayında geçen yıla göre %3.4 oranında arttığını gördük. Değerlendirmeler alacağız ama önce haberimizi getirelim ekranlarınıza. Otomobil satışları 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre %3,4 oranında artarak 563.351 adede ulaştı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Temmuz ayı otomotiv satış rakamlarını açıkladı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Temmuz ayında gerileme gösterdi. Yılın 2 ayında geçen yıla göre yükseliş %3,4 oldu. 2024 yılı Ocak-Temmuz otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,1 artışta 672.018 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları 563.351 adede çıkarak %3,4 artarken hafif ticari araç satışları %11,1 azalarak 135.667 adette kaldı. Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre %17,5 azalarak 94.037 adet oldu. Temmuz ayında otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla 73.396 adede geriledi. Hafif ticari araç pazarında ise satışlar %22,2 azalarak 20.641 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv pazarının 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışları arttı. Toplam pazarın %43,2, otomobil satışlarının %43,8 ve hafif ticari araç satışlarının %41,1 oranında artış gösterdiği gözlemlendi. Evet, e, Ali Aydar Bozkurt konuğumuz olacak. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Başkanı. Hoş geldiniz Ali Aydar Bey. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi. E, Temmuz ayı ile başlayalım dilerseniz değerlendirmeye e, biraz yavaşlamış gibi görünüyor Temmuz ayında e, satışlar e, pazarın durumu biraz değerlendirir misiniz bize? Evet şimdi Temmuz ayında yavaşlamış gibi görünüyor dediniz aslında görünüyor e, hangi açıdan baktığımıza çok bağlı. Mesela son 10 yıllık Temmuz ayları ortalaması açısından baktığımızda son 10 yıldaki tüm Temmuz aylarının ortalaması 65 bin adette olmuş. Oysa bu ay bu Temmuz'da 94 bin adette kapanmış pazar. Yani buradan baktığımızda aslında hiç de fena olmayan bir Temmuz ayı yaşanmış. Tabii ki burada geçtiğimiz yılla bu yılı kıyaslamak ya da yılın ilk çeyreğiyle son aylarını kıyaslamak bunlar açısından baktığımızda Farklı sonuçlar görmek mümkün. Şimdi geçtiğimiz sene biliyorsunuz tarihsel bir e, rekorla kapandı pazar. 1 milyon 232 bin adede ulaştı. Geçmişte hiçbir zaman 1 milyon adede ulaşamamışken. Tabii ki bunda neyin etkisi vardı? Üç yıllık pandemideki biriken talebin etkisi vardı. Daha sonra biliyorsunuz enflasyon yüksek olduğu için yatırım amaçlı otomobil alanların sayısındaki ciddi artışın etkisi vardı. E, tüm bunlardan e, sonra bu yıla girdiğimizde bizim beklentimiz özellikle de Mart'tan sonra seçimlerden sonra biraz bu pazarın e, sakinleşeceği yönündeydi. Nitekim de ilk 3 ayda 300 bin adet araç satıldı. Yani Nisan ayını kapatırken sanıyorum 115 bin 116 bin civarında bir adette kapatmışken Mart ayında e, pardon Mart ayını e, 110, 115 binde kapatmışken Nisan ayına geçişte 75 bin adetlik bir düşüş var, 75 bin adede düşmüş pazar. İşte o beklediğimiz seyre girecek gibi iken gelişmeler oldu. Nasıl gelişmeler biliyorsunuz bu yeni güvenlik paketli araçların devreye girmesiyle mevcut bir önceki model araçların bir an önce satışa dönmesi gibi karar alındı ve bu iki ay kala gibi bir süre alındı. Dolayısıyla da ne oldu Mayıs ayında, Haziran ayında çok yüksek adette hatta Temmuz'un 8'ine kadar ilk haftası dahil çok ciddi kampanyalar devreye girilerek bu araçların bir an, el, bir önce elden çıkartılması sağlanmaya çalışıldı. Çünkü neden? Ya satacaktınız ya da elinizde kalacaktı. Yani mümkün değil bu araçların plak alınması ya da satılması söz konusu değildi. Bundan dolayı birden Mayıs ve Haziran'da işte 105 bin, 106 bin gibi rakamlarda pazar büyüklükleri gördük. Temmuz'un ilk haftası da yine yüksek seyretti. Ama ondan sonra bu bahsettiğimiz şeyler devre dışı kalınca biraz daha normal seyrine girdi ve pazar 94 binle kapandı. Yani Haziran'a göre düştü pazar doğru ama bunlar aslında çok şaşırtıcı olmamalı. Az önce anlattığım gelişmelerin sonucunda oldu. Tabii bir gerçeklik de var şunu söylememiz lazım. Türkiye biliyorsunuz Avrupa'da bin kişiye düşen otomobil sahipliğinde Maalesef Avrupa ortalamasının çok altında ve mobilite gerçekten bir ihtiyaç. Hem bireyler için bir ihtiyaç hem de firmalar için bir ihtiyaç. Ticaretin dönmesi için, hayatın devam etmesi için mobil olma ihtiyacımız var. İşte bu da gösteriyor ki Türkiye'de artık evet kredi şartları zorlaştırıldı. Yani bugün biliyorsunuz e, kredi almak e, çok zor çünkü e, zaten %20-30 bandında bir kredi kullanabiliyorsunuz. Kredi pahalı zaten, aylık ödediğiniz faizler çok yüksek. Bunlar rağmen bir de ihtiyaç var yani fotoğrafın diğer tarafında. Otomobilinizin olmadığını bir hayal edin, gününüz nasıl gelişir? İşte Türkiye artık gelmiş olduğu büyük potansiyelleri nüfus da bu bahsettiğimiz rakamları zorluyor. Neye rağmen zorluyor? Ekonominin işte bu seyrine rağmen zorluyor, kredi olmayışına işine rağmen zorluyor ve bu rakamlara da ulaşıyor. Bu gösteriyor ki artık Türkiye'de pazar büyüklükleri hani çok beklenmedik olumsuz gelişmeler olmaz ise yaklaşık olarak 1 milyonlar civarının altına pek de düşmeyecek gibi görünüyor bundan sonra. Şimdi yıl sonu 1 milyonların altına düşmez dediniz. Şimdi 7 aylık tabloya baktığınız zaman yıl sonu beklentileriniz ne olur diye soracaktım. Yıl sonu yani, beklentilerinizi yakalayabilir misiniz diye de ekleyeyim. Şöyle, bizim geçen seneyi kapatırken bu yılla ilgili beklentimizin oldukça üstüne gidecek görünüyor. Yani neyi kastediyorum? Biz seçimlerden sonra enflasyonla mücadeleyle ilgili alınacak çok sert önlemlerin başında e, mutlaka ki otomobil sektörünü de e, ilgilendiren, hatta e, bir anlamda olumsuz sonuçları olacak, satışları düşürecek bir beklentimiz vardı. Yani bu sene pazarın 850 binler civarında filan olması gibi beklentimiz vardı genel olarak. Ancak az önce anlattığım gibi seçimlerden sonra hemen devreye giren o düşüşü yaşadık bir ay. Fakat Nisan'da ve May May Mayıs'ta ve Haziran'da bu anlattığım yüksek kampanyalarla yani araç e güvenlik sistemleri geçişiyle ilgili ile ilgili alınan önlem sebebiyle çok ciddi kampanyaların devreye girmesiyle pazar orada da yüksek seyretti. Dolayısıyla da zaten yılın ilk altı ayını çok yüksek bir yerde kapattık. Yani bundan sonra dönüp artık baktığımız zaman matematiksel olarak 1 milyon 100 bin gibi bir adetlere doğru pazar gidecek görünüyor. Bugünkü fotoğrafla konuşuyorum. Hani önümüzdeki aylarda neler gelişir, dünyada neler gelişiyor, ülkemizde neler oluyor bunlara bakacağız elbette ama şimdiki e, fotoğraf bize 1 milyon yüz bin gibi bir adedin yapılabileceğini gösteriyor bu yıl için belki bu e, kredilere ulaşmakta zorluk var ama e, dediğiniz gibi ihtiyaç da var dolayısıyla hani yeni kampanyalar evet. e, yeni fiyatlar görme şansı olur mu şimdi bunu tabii bize çok soruyorlar şöyle bir beklenti oluyor yani araç satışları çok düşerse araçların fiyatları da çok düşer gibi bir beklenti oluyor ama şöyle bir gerçekliği söyleyeyim yani araç satışları geçmişte de çok yükseldiği zaman yani Örneğin neden yükselir üretici size sürekli zam yapar e, Baz fiyatı yükseltir e, döviz bazında e, döviz Türk Lirası karşılığı e, biliyorsunuz e, oran yükselirse döviz artarsa e, bu da fiyata yansır, e, vergilerle ilgili olası bir yukarı yönlü değişiklikler fiyata yansır. Tüm bunlar araç fiyatları hep arttırır. Geçmişte ne zaman araç fiyatları artsa pazar zora gir, girer ve satış adetleri azalır. Yani şöyle bir şey olmuyor. Ya Pazarda biz bu 1 milyonu, 1 milyon 100 bini ne olursa olsun yakalamak zorundayız. E, biz araçları zararına da olsa satalım. Böyle bir şey olmuyor otomobilde. Ne oluyor? O zorluğu görünce firmalar doğal olarak siparişlerini azaltmaya başlıyor. Çünkü elinizde o stoğu bir ay tuttuğunuzda yaklaşık yüzde beş bir finansman maliyeti taşıyorsunuz. Böyle zorlu pazar koşullarında bazen üç aylara kadar varan stok döngüsü hızı düştüğünden dolayı araç üzerinde çok ciddi bir maliyet artışına sebep oluyor. Bu nedenle hani pazar yavaşlıyor, fiyatlar düşer mi? Onla çok direkt bağlantılı değil. Nasıl olur? Bazı firmaların elinde o anda çok stok olur. Onun finansman yüküne katlanmak yerine e, zararına satış yapmaya göz alıp yapabilir. Ama böyle bir durumu yoksa firmanın ben yeni araçlar sipariş edeyim, onları da yüksek e, kurlardan, yüksek maliyetten sipariş edeyim ama ne olursa olsun zararına da olsa önümüzdeki aylar boyunca yüksek satış yapmaya çalışayım bir mantık. Otomotiv sektöründe çok sürdürülebilir bir mantık değil. Nasıl düşer otomobil fiyatları? Şöyle düşer. Şimdi biliyorsunuz 3 sene pandemi sürecinde çok yüksek e, bir araç bulunurluk sıkıntısı yaşamıştık. Doğal olarak da e, kimse indirim yapma ihtiyacı da duymamıştı. İkinci el fiyatları birinci el fiyatlarını geçmişti hatırlayacaksınız. Sonra ne oldu? Bu yılla başlarken tüm markalarda otomobil bulunmaya başlandı. Yani üretimle ilgili sıkıntılar, pandemiden kaynaklı sıkıntılar giderilince bu sefer araç bol oldu. Eski normal döneme dönüldü. Yani her dönem bir kampanya var. Şu anda da kampanyalar devam ediyor. Ama bu kampanyaların tabii ki bir limiti, bir sınırı var. Aracın fiyatının düşmesi için ya üreticinin size indirim yapması lazım. Ya bir e, özel kampanyayı üreticinin yapması lazım. Elinde onun çok stoğu olması lazım ki size verebilsin. Ancak bakıyoruz şu anda mesela bu sene Avrupa'da satışların çok düşeceği beklentisi vardı. Tüm sekte, otomobil sektörü için konuşuyorum. Tüm markalar planlarını biraz buna göre yapmıştı. Ama yılın ilk 2-3 ayı geçtiğinde görüldü ki geçen senenin üstünde bir Avrupa pazarı oluşmaya başladı. Biz orada bir ümitlenmiştik Avrupa pazarında bir yavaşlama olursa oradan bize araç gelir. Onlar da biraz böyle hesaplı gelir mi? Biz de onları daha çok satabilir miyiz indirimli fiyata diye. Ama tam tersi Avrupa pazarı yüksek seyrediyor. Yılın ilk yedi ayında aynı şekilde çok tam gaz gidiyorlar vallahi Bundan dolayı o üreticinin dönüp de bizlere bir indirim yapma ihtimalini şu pazar seyirinde çok görmüyorum. Dövizin düşmesi olabilir. E, şu, şu aralar pek dövizin zaten uzun zamandır döviz zaten sabit e, bir paralel seyirde gidiyor biliyorsunuz. Bunun üzerine bir düşüş olması için çok olağanüstü bir şey olması lazım biraz zayıf ihtimal görüyorum işin doğrusu bunlar olmadığı sürece de otomobil fiyatlarında daha da düşer daha da düşer zaten şu anda birçok kampanya yapılıyor çünkü sektör geçtiğimiz yılın hızıyla başladı bu seneye arkasında bu regülasyon değişiklikleri sebebiyle ellerindeki stokları bir an önce eritmek için yüksek kampanyalar yaptılar yani otomobil sektörü hep şunu ister daha fazla satış yapmak ister ama bunu zararına yapmak istemez çünkü bugün bunu hiçbir firma e, sürdürebilir bir şekilde yönetemez. E, bugünkü fotoğrafta e, kredi faizlerinde bir yakın gelecekte değişiklik göreceğimizi zannetmiyorum ben. Kredi ile ilgili kısıtlamalarla ilgili regülasyonda da bir değişiklik olacağını zannetmiyorum e, çünkü bu biliyorsunuz toplam bir mali politikanın içerisinde yer alan e, alınmış kararların e, günümüze e, yansıması e, uygula, uygulamalar olarak önümüze çıkıyor yakın gelecekte bunlarla ilgili bir değişiklik olacağını da zannetmiyorum şimdi doğrusu. Şimdi tabii bir ÖTV indirimi geldi. Şarj edilebilir hibrit otomobiller için. Ve evet. orada ÖTV oranı plug-in hibrit özellikli araçlarda yüzde30'la yüzde %70 arasında değişecek. Şimdi burada tabii evet. fiyatlarda bir oynama olabilir herhalde. Siz bu düzenlemeyi evet. nasıl değerlendiriyorsunuz diye öncelikle sormak isterim. Ve tabii ee, o indirimleri de ne zaman görürüz acaba? Şimdi düzenlemeye birkaç açıdan bakmak lazım. Bunlardan bir tanesi e, çevreci araçların, yeni teknolojileri araçların vergi anlamında desteklenmesi. Tüm dünyada yapılan bu uygulama bizde de yapılması çok doğru bir uygulama. Yani net. Bunu başından beri hep savunuyoruz zaten biz sektör olarak. E, hatta diyoruz ki dünyada bütün teknolojiler değişiyor. Artık plug-in'ler, elektrikli araçlar, hibritler çok yaygınlaştı. Bizim mevcut vergi sistemimiz de maalesef bu değişen, dönüşen teknolojiye çok ayak uyduracak bir sistem değil. Bunun bir baştan çalışılması gerektiğini yıllardır söylüyoruz. Burada ise yapılan uygulama daha çok biliyorsunuz bir 27 yıl sonra ülkemizde otomobil yatırımı yapmak için gelen bir markanın daha cazip teşviklerle Avrupa'daki bir başka ülkeyi değil de Türkiye'yi tercih etmesi sağlanmak için sunulmuş bir uygulamadır ve bence doğrudur. Çünkü bu tür fırsatları kaçırmamak gerekiyor. Tarihi fırsatlar diyoruz onlara biz. Şu anda Çin mesela Avrupa'ya açılmak için bu bölgede üretim yatırımları için yer bakıyor. Şimdi bir ülkeye girdikleri zaman örneğin bu Türkiye şu anda diğer markalar için de Türkiye radara giriyor. Çünkü orada bir ekosistem oluşturuyorlar. İşte ortak tedarikçileri kullanmaya başlıyorlar. Bu nedenle bu çok önemli bir adım için... ...böylesine e, cazip bir teşvik paketinin sunulması... ...bence çok yerinde bir hareket. Ama tabii şu çok soruluyor. Yani ya bu kadar yüksek bir teşvik veriliyor... E ...işte ama burada 30 senedir, 50 senedir, 60 senedir... ...üretim yapan firmalar da var. Yani onların da burada... E, yıllardır yaptığı ek ekonomiye katkıyı düşünürsek onlar biraz mağdur olmadığını deniyor. Ben de ona katılıyorum. Yani aslında bu nedenle şöyle bir sil baştan vergi sistemini değiştirmek lazım. Birincisi e, öyle bir sistem kurmalıyız ki dünyadaki bu dönüşüme, otomotiv sektöründeki dönüşüme cevap verecek bir vergi sistemimiz olmalı. Böylece hem içeride üretim yapan markaları korumalıyız. Onları ayakta tutmalıyız ve onların dünya ülkelerine de buradan ihracat yapmasına destek olmalı. Çünkü onlar ayakta durmalı ki burada üretim yapıp ihracat yapsınlar. İşte her biri 5-10 bin insan çalıştırıyor direkt olarak. Bu istihdama devam etsinler. Çünkü bu firmaları kaybedersek bugün bizim cari açığımız belki de ikiye katlanır. Çünkü otomobil biliyorsunuz en büyük cari fazla veren sektörlerden biri. En büyük ihracat kalemi çıkıyor her zaman. Bu nedenle biz daha fazla üreticiyi buraya çekmek için ve aynı zamanda da mevcut üreticileri korumak için ve tabii ki de artık vatandaşın otomobile ulaşımını biraz daha dünya standartlarına yaklaştırmak için kademeli olarak bu yüksek vergilerin düşürülmesini her zaman savunuyoruz. Tabii ki mevcut durumlarda e, mali politikalar da aslında bakıldığı zaman öyle bugünden yarın'a işte bu vergileri artık ortadan kaldıralım şeklinde bir yaklaşım pek e, mümkün de görülmüyor. Ama uzun soluklu bir planlama yaparak, işte 10 yıllık bir planlama yaparak, bununla ilgili bir yol haritasını önceden beyan ederek tüm dünyadaki otomobil sektöründeki üreticilere bakın biz Türkiye'de bu otomotiv işini stratejik e, bir sektör olarak görüyoruz. Buraya üretim yapmaya gelenlerin buradaki üretimlerinin Satış adetlerinin ama daha çok dünya ülkede ihracatlarının bu uygulamada da korunacağını göstermek istiyoruz diye böyle bir şey masaya koyduğumuzda inanın bir anda Avrupa'da öne çıkan bir ülke oluruz. Şu anda en büyük 5. 6. üreticiyiz biz çok kolaylıkla en çok araç üreten 2. 3. ülke konumuna gelebiliriz. İşte az önce anlattığım 360 derece bir stratejiyle hem vergilerin bir yeniden masaya yatırılması lazım. Çünkü çok eski kaldı bizim belge sistemimiz. Artık işte 1.6 altı, motorun altı mı üstü mü? Dünyada böyle bir şey kalmadı artık elektrikli bir dünya başladı. İşte şarj edilebilir hibritler, diğer standart hibritler. Tüm bunlar artık bangır bangır geliyor. 5-10 sene içerisinde dünyada Kimse öyle bir altının altı mı kalmış, üstü mü kalmış konuşmayacakken bizim e, artık bu yaraya bineşler vurmamız gerekiyor ve hem kendi otomotiv sektörümüzü bunu hazırlamamız lazım bu dönüşüme. Yine söylüyorum artık vatandaşın e, mobiliteye ulaşmasının biraz önünü açmamız lazım. Araç sahibi olabilmek bu kadar zor, bu kadar lüks bir şey olmaması gerekiyor. Biz sektör olarak daha fazla araç satılsın isteriz işte bu vergilerin e, makul seviyelere çekilmesini isteriz ki bu bir e, biliyorsunuz 360 derece iyileştirmeye de yol açar. İç pazarımız büyüdüğü zaman bu iç pazarda üretim yapmaya daha çok firma gelir. O firmalar buraya gelince ürettiklerinin en az %80'ini Avrupa ülkelerine ve diğer ülkelere ihraç eder. Bu döngü bizi gerçekten ekonomik olarak bir yere götürür. Otomotiv sektörü gerçekten stratejik olarak bayrağını dalgalandırmaya da çok değecek bir sektör Türkiye için. Çünkü Türkiye kendisini otomotiv sektöründe kesinlikle kanıtlamış durumda zaten. Yaptıkları bugün kadar yaptıklarıyla e, tüm dünyada Türkiye zaten kabul görmüş bir otomotiv üssü haline gelmiş e, e, gelmiş durumda. Bizim sadece Yeni yatırımcıları çekmemiz gerekiyor. Biraz iç pazarı büyütmemiz gerekiyor. Müşterilerin otomobile biraz daha kolay nispeten ulaşmasını sağlamamız gerekiyor. Bunlar için e, bu vergi sisteminin artık bir masaya yatırılmasının zamanı geldi de geçiyor diye düşünüyorum. Evet, e, şimdi siz e, Çin merkezi demişken bugün Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı'nın da Açıklamaları var. E, BYD'den sonra Çin'den iki yeni otomotiv fabrikası yatırımı daha e, görebiliriz bu yıl sonuna kadar diyor. E, özellikle de Şeri ve Saik e, üretim tesisi yatırımı yapabilir Türkiye'de e, diyor. Araç fabrikası yatırımı yapabilir ve her bir yatırımın e, en az 1 milyar dolar ölçeğinde olmasını bekleriz diyor. E, yabancı yatırımcının da sizin de az önce bahsettiğiniz gibi özellikle Çin kaynaklı yabancı yatırımcının da Gözünün Türkiye'de olduğunu görüyoruz herhalde. Bu diğer ülkelerin içinde bir cazibe haline gelir mi? Yeni yatırımlar görülür mü? Şimdi birinci önceliğimizin Çinli üreticiler olması çok normal. Çünkü şu anda bugüne kadar otomotiv sektörüne damga vurmuş, oturmuş belli başlı dünya markalarının, ağırlıklı olarak da Avrupa markalarının genel stratejileri farklıydı. Onlar bir sistemi oturtmuş ve kendi işlerini devam ettirmekteydi. Çin neden önemli? Çünkü Çin çok yüksek kapasiteyle otomobil yatırımları yapmış. Teknoloji anlamında çok geliştirmiş kendisini ve birçok marka çıkarmış. Bu markalar şu anda belki 100 tane markaları vardır. Elbette ki 5-10 sene içerisinde ben hep onu söylüyorum. 5-6 marka kalır global pazarlarda. Çünkü küçük olanlar, tutunamayanlar mutlaka ki ya Çin'de lokal olarak hayatlarına devam eder ya konsolide olurlar büyük firmaların şemsiye, şemsiyeleri altında ve teknolojilerini birleştirirler. 5-6 tane de global marka olur. Bu 5-6 global markanın bir numaralı hedefi Avrupa pazarına girmektir. Çünkü neden? Üret, ürettikleri teknoloji, yani elektrikli araç, işte plug-in hibritler özellikle Avrupa pazarını hedefliyor. Şimdi böyle bir pazara girmek istediğinizde Bugün uygulanan gümrük vergilerini biliyorsunuz hem Avrupa'da hem Türkiye'de. Burada rekabetçi olmak, tutunabilmek için bu pazara, bu bölgeye gelmek zorundalar. Biz hep şunu söylüyoruz. Bir tane Çinli gidip Avrupa'da X bir ülkeyi seçtiği zaman... ...devamındakiler de genelde onun gittiği ülkeye bakıyorlar. Neden? Orada bir ekosistem kurarlarsa aynı tedarikçilerden faydalanırlar, maliyetlerini düşürürler. Bu nedenle biz şanslıyız ki... 27 sene sonra bir Çinli marka BE'de de e, çok şükür ki Türkiye'ye gelip bu yatırımı yapmayı kabul etti. İşte bugün e, yatırım ofisi başkanımızın da söylediği gibi e, biz de duyuyoruz. 3-4 tane büyük firma daha sürekli görüşme halinde ilgili bakanlıklarla. Ya Bunlardan birkaç tanesini daha e, Türkiye'ye getirebilsek bizim yıllık üretim kapasitesi anlamında, ihracata katkı anlamında, cari açığın düşürülmesi anlamında, dolayısıyla enflasyonla mücadele anlamında uzun soluklu ve kalıcı çok önemli stratejik bir hamleyi başarmış olmamız lazım. E, oluruz olur, diye düşünüyorum. Burada diğer markalar, diğer ülkeler bana göre biraz daha ikinci sırada durabilir. Çünkü orada arka tarafında politik nedenler olabilir, şu olabilir, stratejik sebepler olabilir. Ama Çin bu bölgeye gelmek istiyor ve biz Çin'e diyoruz ki biz size kucak açıyoruz. Gelin bizim ülkemizde yapın bu yatırımı. E, her şeyimiz var. Yani oturmuş bir ekosistemimiz var. Ee, buradan bütün ülkelere rahatlıkla kara ve e, deniz yolu ulaşımımız var. Lojistik olarak iyiyiz. Mavi yaka üretim kalitemiz çok çok iyi. Mühendislik kalitemiz çok çok iyi. Bugün mevcut 50 senede Türkiye'de üretim yapan fabrikalar... ...her zaman e, dünyadaki en kaliteli üretimi yapan fa e, fabrikalar olarak seçiliyor. Şimdi bunları ama anlatmamız gerekiyor bakın. E, biz bu gelen yatırımcıları da öyle... ...bir anda kendi kendilerine karar verip gelmediler. Biz yıllardır onları ziyaret ettik, buraya davet ettik... ...Türkiye'yi gösterdik, anladık, anlattık... ...buradaki avantajları anlattık... ...ve ikna olduktan sonra geldiler. İşte bizim bu konuda doğru stratejik hamleyle... ...öncelikleri belirlememiz lazım. Yani Avrupa'daki bir mevcut markayı Türkiye'ye getirmeniz nispeten zor olur. Ama buraya açılmak isteyen Çinliler için... Türkiye'ye gelmek çünkü Avrupa'da bir yere gelecek zaten çünkü başka türlü e, global marka olma şansı yok. İşte biz burada demeliyiz ki bakın biz teşviklerimizle, size sunduğumuz kolaylıklarla, buradaki iş gücümüzle, e, insan kaynağı kalitemizle, yan sanayimizle, total ekosistemimizle ve iç pazar büyüklüğümüzle aslında size çok güzel bir ortamı sunabilecek bir ülkeyiz diye bunu anlatmamız lazım işte ilk meyvesini gördük, duyduk. İnşallah az önce dediğiniz gibi birkaç marka daha görüşüyor. Onlardan da birkaç tane güzel haberler duyarsak. Yani sektörden biri olmanın dışında bir Türk vatandaşı olarak ben çok mutlu olurum. Teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Affedersiniz duyamadım soruyu. Çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için ve yayına katkınız için. Hat, hat. Rica ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, iyi haftalar diliyoruz. Ali Aydar Bozkurt bizimleydi, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Başkanı. Efendim böylece yayınımızın da sonuna geldik. Yarın saatleriniz 15'i gösterdiğinde burada olacağız. İyi akşamlar.